İon Rimaru. İon Rimaru, Bükreş vampiri veya öldürmüş olduğu çoğu kadın sarı saçlı olduğundan sarışınların katili lakaplarıyla tanınan bir Rumen seri katildi. 1970 ile 1971 yılları arasında Bükreş'te adeta terör estirmişti. O dönemden sonra Rimaru soyadını taşıyan çoğu Rumen nüfus müdürlüklerine başvurarak soyadlarının değiştirilmesini bile talep etmişti. Yetkililer İon Rimaru'yu yakalamadan önce şüpheli görülen 2500'den fazla kişiye tutuklama yapmıştı ancak hiçbiri Bükreş vampiri çıkmayacaktı. Romanya tarihindeki en sadist seri katil olarak tanınıyordu. Onu takip eden ajanlar, psikopatın bazı yaşayan kurbanlarından kan emdiğini fark ettiklerinde dehşete kapıldıklarından ona korkunç bir takma ad vermişlerdi. Bükreş vampiri. İon Rimaru'nun ailesi Romanya'nın Caracal şehrinde yaşıyordu. Evlendikten sonra 3 tane oğulları olmuştu. En büyük çocukları ise İon'du. Babası Florea, annesini neredeyse her gün dövüyordu. Çift sonunda kavgalara dayanamayarak ayrıldı ve babası gece tramvayı şoförü olarak işe girerek Bükreş'e taşındı. Yıllar geçince İon Rimaru'nun babası Florea'nın da bir seri katili olduğu ortaya çıkacaktı. İon Rimaru ailenin en büyük çocuğu olarak Korabya'da dünyaya gelmişti. Çocukluk dönemi oldukça sorunluydu. 9. sınıfta okurken sınıfta kalmış ve tekrar etmişti. Öğretmenin reşit olmayan kızıyla cinsel ilişkiye girdiği de ortaya çıkınca Romanya'da bir skandala yol açmıştı ve 18 yaşında ağırlaştırılmış suçtan hüküm giyerek bir müddet hapis yattıktan sonra ilerleyen yıllarda serbest kalacaktı. 1966 yılında yeniden derslerine odaklanıp çalışarak veteriner fakültesine girdi. Orada da ikinci yılında sınıfta kalmış ve yine tekrar etmişti. İon Rimaru tutuklandığı sırada fakültede üçüncü yılını tekrar etmekteydi. İlginç bir şekilde veterinerlik fakültesine girmesine rağmen profesörlerinden biri onu utangaç ve yarı okur yazar, zayıf bir kelime dağarcığı olan ve son derece dar bir bilgi birikimi olan biri olarak tanımlamıştı. İleride oda arkadaşları ile yapılan röportajlarda onun tuhaf davrandığını söyleyeceklerdi. Bu yüzden ondan kaçınıyorlar, çok samimi olmuyorlardı. Arkadaşlarının beyanına göre öfkelendiği zamanlarda kendine zarar veriyordu. İleride yakalandığı zaman polis kontrolünde yapılan incelemelerde kollarında ve bacaklarında 20'den fazla kesik olduğu tespit edilecekti. İon Rimaru'nun ergenlikten itibaren kontrol edilemez bir libidosu vardı. Örneğin bir üniversitede sınıf arkadaşı bir gece yurtta Rimaru'nun hiç uyumadığını, bunun yerine bir kızın bir sınıf arkadaşını ziyarete geldiğini bildiği bir odanın dışında dolaştığını ve camdan odayı izlediğini bildirecekti. Bükreş, 1970'in ikinci yarısında ve 1971'in ilk aylarında işlenen bir dizi suçla sarsılacaktı. Kimliği belirsiz bir kişi, restorandan dönen yalnız garsonlara çekiç, küçük bir balta, demir çubuk veya bıçak kullanarak saldırıyordu. Kar fırtınası, şiddetli yağmur, kuvvetli rüzgarlar, dondurucu soğuk veya sis gibi olağan dışı hava koşullarında gece yarısından sonra insanları avlamaya çıkmayı seviyordu. Birçok kadın büyük gruplar halinde veya yanlarında erkek arkadaşları olmadan akşam 9'dan sonra dışarı çıkmaya cesaret edemiyordu. Polisin ayrıntıları açıklama konusundaki isteksizliği dehşetlerini daha da arttırdı ve şehirde abartılı söylentilere yol açtı. Birkaç suçtan sonra polis bir seri katille karşı karşıya olduklarını anlamıştı. Hayatta kalan kurbanların yardımıyla yürütülen bir yıllık soruşturma 27 Mayıs 1971'de İon Rimaru'nun tutuklanmasına yol açacaktı. Bükreş'te 8 Nisan 1970 Çarşamba akşamı çok soğuk ve yağmurlu bir hava vardı. Yakındaki bir fabrikada öğleden sonra vardiyasını birkaç dakika önce bitirmiş sarışın genç bir kadın olan Elena Oprea işten çıkıp boş caddede tek başına yürüyordu. Yaşadığı bloğa gelmesine 100 metreden az kalmıştı. Ancak bu mesafe Elena'nın güvenli bir şekilde evine ulaşmasına yetmeyecekti. İon Rimaru saklandığı çalıların arkasından genç kadına yaklaşıp onu öldürecekti. Genelde öldürdüğü kadınlara daha sonra tecavüz de eden İon Rimaru Elena'yı öldürmesine rağmen daha sonra tesadüfen oradan geçen Elena'nın komşusu yüzünden kadının cesedine tecavüz edemeden olay yerinden uzaklaşmak zorunda kalacaktı.
Bir sonraki saldırı ise 2 aydan kısa bir süre sonra 2 Haziran 1970 tarihinde yağmurlu bir gecede gerçekleşecekti. Psikopat şehir mezarlığının yakınında Florica Marku'ya saldırdı. Kadını yere düşürdü ve daha sonra öldüresiye dövdü. Tecavüz ettikten sonra bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra ise Bükreş vampiri lakabına katkıda bulunacak şekilde Florica Marku'nun kanını emmeye çalışacaktı. Katilin ilk tanımı milisler tarafından 24 Temmuz'da yapıldı. Ancak aylardır yürütülen soruşturma hala çıkmazdaydı. Rumen makamları yine de aranan adamın tutuklanmasının an meselesi olduğuna ikna olmuşlardı. Bu yüzden panik yaratmak istemeyen yetkililer, gazetecilerin Bükreş sokaklarında dolaşan saldırgan hakkında halkı bilgilendirmesini yasakladı. Daha sonra ise 23 Kasım 1970 tarihinde Olga Baraitiru'ya karşı cinayet teşebbüsünde bulunmuş, kadına tecavüz etmiş ve çantasını çalarak kadını öldürmeden olay yerinden kaçmıştı. 15 Şubat 1971 tarihinde ise Georgita Şifektu'ya karşı cinayet teşebbüsünde bulunmuş ve çantasını çalarak kadını öldürmeden olay yerinden kaçmıştı. 18 Şubat 1971 tarihinde ise Elizabeta Florea adındaki kadına saldırmış, öldürmeye teşebbüs etmiş ancak başaramayınca olay yerinden kaçmıştı. Yine Şubat 1971'de işlenen cinayetlerden sonra katilin öldürdüğü kadınların hepsinin sarı saçlı olması, hayatta kalan kurbanlarının ise koyu saçlı olması nedeniyle Bükreş vampirinin dışında sarışın katili lakabını da alacaktı. Bu lakap etrafta yayıldıktan sonra başkentteki birçok sarışın kadın onun bir sonraki kurbanı olma korkusuyla saçlarını koyu renge boyayacaktı. 4 Mart 1971 tarihinde ise Fanika Ilya adlı kadını acımasızca öldürmüş, cesedine tecavüz edip çantasından para çalarak kaçmıştı. 8 Nisan 1971 tarihinde Georgita Popa adlı kadını gözüne kestirmiş, ıssız bir bölgeden geçerken kadına saldırıp kafasına, göğsüne, kasıklarına ve bacıklarına toplamda 48 bıçak darbesi vurarak kadını vahşice öldürmüş, daha sonra cinsel organını ısırarak çiğnemiş ve kadının eşyalarını çalarak kaçmıştı. Bir kafede garson olan Georgita Popa'nın öldürülmesinin ardından yetkililer yüksek alarma geçerek adını genç kadının öldürüldüğü caddeden alan Akbaba operasyonunu başlattılar. Çeşitli kolluk kuvvetlerinden 6000 adam, 100 araç ve 40 motosiklet her gece Bükreş sokaklarında devriye gezdiler. Sağlık personeli, gece otobüsü ve tramvay operatörleri, otel ve bar çalışanları, çok sayıda güvenlik görevlisi, polis ve İçişleri Bakanlığı personeli bir yana hepsi seferber edildi. 2565 tutuklama yapıldı ve 8000'den fazla kişinin kimliği sorgulandı. Ancak Ian Rimaru tutuklanmadan önce bir cinayet daha işleyecek ve birkaç tane daha da işlemeye teşebbüs edecekti. 5 Mayıs 1971 tarihinde Mihaela Ursu adlı kadına saldırmış, kadını canice öldürdükten sonra cesedine de cinsel saldırıda bulunmuştu. Ancak bu cinayet diğerlerinden bir farklılık arz edecekti ve Ion Rimaru'nun yakalanması adına büyük bir adım atılmasına vesile olacaktı. Zira büyük bir hata yapıp kendisine yazılmış olan tıbbi teşhis kağıdını cesedin olduğu yerde düşürecekti. Romanya'nın seçkin Securitate ajanları Mihaela Ursu'nun cesedini incelerken cesedin altında önemli bir kanıt bulmuşlardı. Tıbbi bir teşhis gösteren ıslak bir kağıt. Buna dayanarak müfettişler suçluyu belirlemeye çalışacaklardı. Not ıslak ve kanlı olduğundan yalnızca Bükreş Öğrenci Hastanesi'ne ait antetli bir kağıt olduğu seçilebiliyordu. 15 Mayıs'ta uzmanlar notun Mart 1971'de Dr. Octavian Nenişte'nin ofisinde hazırlanmış olduğunu belirlediler. Doktor o ay içerisinde 83 öğrenciyi muayene etmiş ve bunlardan Ion Rimaru dahil sadece 15 tanesi kendilerine verilen teşhisleri üniversite yetkililerine teslim etmemişti. Polis bu 15 sanlıyı yakından takip etti ve 27 Mayıs'ta 3 polis öğrenci yurduna gittiler. Ion odasında yoktu ama polisler odasını ararken saat 1 sularında odasına geldi. Yanındaki çuvalında bir balta ve bir bıçak vardı. Bıraktığı saç ve ısırık izleri üzerinde yapılan testler ve tanıkların ifadeleri suçluluğuna dair hiçbir makul şüphe bırakmıyordu ve Ion Rimaru yakalanarak gözaltına alındı. Yetkililer, Rimaru'nun kurbanların kıyafetlerini kesme, etini ısırma, kurbanlarını sürükleme ve onlara silahla saldırma ve ayrıca bilinçsizken onlara tecavüz etme eğilimine dayanarak çalışma tarzını vahşi ve acımasız olarak değerlendirdiler.
İon Rimero'nun saldırgan, fevri ve sadist olduğu yargısına varıldı. Vampirlik belirtileri de gösteriyordu. Kurbanlarından nasıl kan emdiğini anlatıyordu. Florica Marku'nun etine birkaç delik açmıştı. Yamyamlık dürtülerine de sahipti. Kadınların vajinalarını, kasık bölgelerini ve göğüslerini ısırıp yiyordu ve kayıp et parçaları olay mahallinde bir daha bulunamıyordu. Ek olarak kurbanları öldürdükten sonra tecavüze devam eden ve ayrıca cesetlerini döven ve bıçaklayan nekrofili eğilimleri de vardı. Tutuklanmasının ardından İon Rimaru tamamen sessiz kaldı ve ifadesizce boşluğa baktı. Müfettişler onu konuşturabilmek için bir plan düşünüyorlardı ve sonunda bulmuşlardı. İon Rimaru'yu hücreye götürüp kapattılar. Ardından suçlu taklidi yapan bir polisi de İon Rimaru'nun hücresine tutuklanmış başka bir mahkum gibi koydular. Ve ona güvenip yaptığı şeyleri anlatmasını sağlayarak bu şekilde İon Rimaru'yu konuşturdular. 2 aylık sorgulamaların ardından Rimaru 23 tane çok ciddi suçu itiraf etmişti. Aslında sadece 3 cinayetten tutuklanmıştı. Geri kalanı kendisinin itiraflarıydı ve henüz ispat edilmemişlerdi. Bir yandan delilik gerekçesiyle sorumlu olmadığına ve kadınların öleceğini zannetmediğine yetkilileri ikna etmeye çalışıyordu. Bir yandan da suçlu olduğu konusunda ısrar ederek işlediği suçların olay mahalline götürülmesini istiyordu. Polis sıraları arasında onu teşhis etmek için getirilen kurbanlar bulunuyordu. Artık onlar için bir tehlike arz etmemesine rağmen gözleri İon Rimaru ile buluştuğunda bazılarının titredikleri görüldü. Soruşturma sırasında İon Rimaru'nun babası da 3 kez tutuklandı. Ancak yakın akrabalar diğer aile üyeleri aleyhine tanıklık yapmaya zorlanamadığı için serbest bırakıldı. Duruşması kamuoyunun büyük ilgisini çeken İon Rimaru, müfettişleri delilik savunmasına ikna ettiğini düşünüyordu. Muhakemesinin akıl hastalığından etkilenmediğini, halüsinasyon, hezeyan ve benzeri durumlardan muzdarip olmadığını belirten raporu okuduğunda İon Rimaru şok olmuştu. Önceki itiraflarını bütünüyle geri alarak savunmasını hemen değiştirdi. Bundan sonra avukatının sorularına bile yanıtlamayı reddetti ve ölüm cezasına çarptırıldı. O dönemde Romanya'da ölüm cezaları giyotin ile değil, henüz kurşuna dizilerek yerine getiriliyordu. 23 Ekim 1971'de Rimaru bir minibüsle Jilava hapishanesine götürüldü. Minibüsten indiği andan itibaren infaz yerine sürüklenerek götürülmek zorunda kaldı. Ölene kadar öfkeliydi ve şiddetle kaçmaya çalışıyordu. Ona vurmakla suçlanan 3 memur onu hapishane bahçesindeki infaz edileceği direğe zorla bağlayabilmişlerdi. Kanuna göre son bir dileği olup olmadığı sorulduğunda hayır yanıtını verdi. Polisler onun daha da tedirgin olduğunu, giysilerini ısırmaya çalıştığını ve direğin etrafında döndüğünü ifade ettiler. Babamı arayın. Arayın da bana ne olduğunu görsün. Çabuk gelsin. Tek suçlu o ve yaşamak istemiyorum diye bağırıyordu. Sürekli hareket etmesi nedeniyle isabetli bir şekilde nişan almak zordu. Ancak sonunda isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetmişti. Ardından isimsiz bir kasaba mezarlığına gömüldü ve böylece Bükreş vampirinin de hayatı sona ermişti.